1990'ların başı, fakülteyi bitiren genç bir hukukçu. Erzincan Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak başvuru yapar. Sınavları geçer, prosedürler yerine gelir, güvenlik soruşturmasına takılır. Marmara Üniversitesi'ne başvurur, orayı kazanır. Doktorasını yapar, doçent olur, profesör olur, milletvekili olur, meclis başkanı olur. Mustafa Şentop. Ben böyle bir haksızlığa uğramış bir kişinin, meclis başkanının, anayasaya aykırı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ve geçen hafta bu meclisten dönen yasayı getirirken yüzüm kızarır. Bu güvenlik soruşturması, araştırması, arşiv araştırmasından başbakanlık yapmış Binali Yıldırım da mağdur olmuş. Grup başkan vekilimiz Engin Altay 5 yıl atanmamış. Ama bugün daha beterini getiriyorsunuz. Olmaz. Peki 19 yılda bu güvenlik soruşturmasından ne çıktı? 3000 tane terörist sıfatıyla yargılanan hakim çıktı. Binlerce bugün aynı sıfatta yargılanan memur çıktı. Sağlık Bakanlığı'na bakıyorum, Menzil diye bir cemaat liste veriyor. Adalet Bakanlığı'na bakıyorum, İskenderpaşa diye bir cemaat blok liste veriyor. Peki pırıl pırıl gençler, gerçekten bu ülkeyi seven gençler atanabiliyor mu? Hayır. Eğer gerçekten ki bu ülkeyi sevseniz, bu vatanı sevseniz, bu ülkede milyonlarca göreve gelecek pırıl pırıl gencimiz var. Ama onlara layık görmüyorsunuz. Sizin için 3 tane kavram var. 1. Partili olacak. 2. Aile. Soy ağacı çok önemli. 3. Cemaatler liste verecek. Olmaz. Evet, bakın, ülkesini sevenleri atıyoruz diyorsunuz. 15 Temmuz'da gördük bu ülkesini sevenleri. Atadığınız o hakimler, o polisler bu meclisi bombaladı. Aynı anda iş devam ediyor. Size ısrarla 2009'dan beri söyledik. Burada rahmetli Kamer Genç konuştuğunda saldırdınız. Defalarca söyledik. Bu ülkede sizin getirdiğiniz bu yasa devleti çok daha fazla geriye götürecek. Anayasanın en az 8 maddesine aykırı. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Niye bu ısrar? Bir kıstas koyarsınız anlarım. Ama 7 ceddini araştırıyorsunuz. Şimdi muhalefet partisinin üyeleri istifa etmek zorunda kalıyor. Neden ediyor biliyor musunuz? Oğlu hakim olacak, yeğeni asker olacak. Bir partiye üye olduğu için muhalefetten, partisinden istifa etmek zorunda. Ama siz partinizin arka bahçesindeki gençlik kollarını, kadın kollarını avukatlıktan hakim yapıyorsunuz. O kadar çok örnek var ki, sulh ceza hakimlerine, Asya ceza hakimlerine bakın bir. Özellikle atanan hakim ve savcılara bakın bir. Ben bunu komisyonda söylediğim zaman dediniz ki Mehmet Moğoltay, Seyfi Oktay da almıştı. Ama onların aldığı hiçbir hakim bu meclisi bombalamadı. Bir kez daha söylüyorum. Bana dediniz ki sen bakanın çırağısın. Açık söyleyeyim. Mehmet Moğoltay'ın, Seyfi Oktay'ın çırağı olmak FETÖ'nün uşağı olmaktan çok daha iyidir. Teşekkür ediyorum.